Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 27 Ekim 2021 tarihli NBA maç tahminlerini vereceğiz. Bu video çok hızlı olacak. Çok kısa sürmesini planlıyorum. Hızlı bir şekilde tahminlerimi vereceğim. Ve hızlı yüklenmesi için, size yardımcı olabilmemiz için, kazanmanız için hızlı yüklemeye çalışacağız. Çok sürmesin diye. Öncelikle tabii ki dünkü maçlarda 4'te 3 tutturduk. Yine kıl payı Denver'ın kaybetmesiyle Cleveland'a karşı fullü kaçırmış olduk. Ama zaten öne çıkarttığımız o 3 maç gelmiş oldu. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum öncelikle. Ve tabii ki onlardan yine desteklerin devam etmesini istiyorum. Bu akşamki maçlara geçiyoruz hızlıca. Bu geceki maçlar 5 tane maç var. Ben 4 tane maç seçtim. Hızlı bir şekilde değerlendireceğim. İlk maç Oklahoma City Golden State Warriors. Dikkatli dinleyin. Sadece tahminlerimi vereceğim. Fazla maçları, oyuncuları değerlendirmeyeceğim. Oklahoma Golden State Warriors. Golden State Warriors kazanır. Bu formülle beraber kazanacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki kolay olmayacak. 4,5 handikaplı. Yani en az bir 5 sayı farklı. Tabii ki sizin ülkenizdeki handikaplara göre düşünebilirsiniz. Ona göre oynayabilirsiniz. En az bir 4,5 handikapla en az bir 5 sayı farkla 1-40 oranından gibi gözüken bende Golden State Warriors'ın galibiyetini alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerinde Jrue Alexander 21 sayı üstünde atar ve Golden State Warriors'te ise Jordan Poole 18 sayı üstünde atar. Yani nerede varsa oyuncu yüz baremlerinde oynama imkanınız. Bu iki oyuncuyu öneriyorum. Geçiyoruz ikinci maçımıza. Dallas'la Houston maçı. Dallas son maçta enteresan bir şekilde yenildikten sonra kendine geldi. Tabii ki Houston en zayıf takımlardan biri. Dallas burada yenecektir. 6,5 handikaplı. Yani en az bir 7 sayı farkla Dallas'ın galibiyetini öneriyorum. 1.50 orandan Dallas kazanır. Oyuncu yüz baremlerinde Dallas'ta Tim Hardaway 17 sayı üstünde atar. Yani üçlüklerinin girmesini bekliyorum bu maçta. Ve karşı tarafta Houston'da Christian Wood 19 sayı üstünde atar. Christian Wood center oluyor. Tabii ki onun yedeği bizim oyuncumuz Alperen Şengün. Dediğim gibi Dallas en az bir 7 sayı farkla kazanır. Oran 1.50. Bende gözüken oran. Geçiyoruz 4. ma 3. maça. San Antonio Spurs Los Angeles Lakers maçı. Burada tabii ki Los Angeles Lakers da son maçlarda son maçı zar zor kazandılar. Bu tür kolay maçları kazanmak mecburiyetindeler ve ne yapıp ne edip kazanacaklardır. Zor da olsa LeBron James oynamayabilir diye konuşuluyor ama oynayacak gibi gözüküyor da Anthony Davis tek başına da bu maçı çıkartabilir. O yüzden Los Angeles Lakers'ın galibiyetini 1.60 orandan öneriyorum. Ne yapar ne eder Los Angeles Lakers bu maçı kazanmak zorunda ve kazanacaktır. Anthony Davis'in 25 sayı üstünü öneriyorum. Anthony Davis tek tek alırsa 25 sayı 30 sayı civarlarına gider. San Antonio Spurs'ta ise Keldon Johnson'ın 15 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Ama dediğim gibi Los Angeles Lakers bu maçı kazanır. Güzel orandan kullanabilirsiniz. Geliyoruz 4. maçımıza. Utah Jazz Denver Nuggets. Denver enteresan bir şekilde kötü bir formda olduğunu gösterdi ve Cleveland gibi takıma kendi evinde yenildi. Utah Jazz'a karşı çok zorlanacaklardır. Utah Jazz'ı ele kendi evinde. Tabii ki Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Conley, Bogdanovic gibi oyuncuların olduğu bir takımda yok hiç ne kadar tek başına destek olabilecek, ne kadar kazanabilecek göreceğiz. Ama kazanması neredeyse imkansız gözüküyor. Utah Jazz Denver maçında Utah Jazz'ın galibiyeti 1.30 orandan almanızı öneriyorum. Burada düz olarak handikapa gitmiyoruz. Düz olarak 1.30 orandan Utah Jazz kazanır. Utah Jazz'da Bojan Bogdanovic'in 16 sayında üstünde atmasını bekliyorum. Fazla sayı ondan bekliyorum üçlüklerle beraber. Karşı tarafta tabii ki yok hiç kendi başına ister istemez bir 30 sayı civarlarına çıkması gerekiyor maçı kazandırabilmek için. Ondan da bir 26 sayı üstünde atmasını bekliyorum yok için. Yani burada yüz baremlerinde iki tane Sırp oyuncuya destek veriyorum. Eski Fenerli ve Jokic'e. İsterseniz böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarımız, tahminlerimiz böyleydi. 4 maçı verdiğimiz böyleydi. Öne çıkarttığımız üçlüyü hemen söylüyorum. Hızlı bir şekilde Oklahoma Golden State Warriors. Golden State Warriors kazanır. 4.5 handikapla en az 5 sayı farkla 1.40 olan oran. Ve Dallas Houston maçı 6.5 handikapla en az 7 sayı farkla 1.50 orandan Dallas kazanır kendi evinde rahatlıkla. Bu ikiliyi öne çıkartıyorum.
ikili oynamak isteyenler için, sağlama oynamak isteyenler için, üçlü yapmak isteyenler buraya Utah Jazz'ın da galibiyetini ekleyebilir. Utah Jazz Denver maçında Utah Jazz kazanacaktır. İsteyen bu maçı da ekleyebilir arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar, iyi geceler. Umarım yine başarılı oluruz. Bu kez artık full çekeriz ve sizi yeniden kazandırırız. Kazanan arkadaşlar tekrardan tebrik ediyorum. Herkese başarılar ve bol şanslar. Hoşçakalın.